Kameralarımızı başkente çevireceğiz. Şimdi de AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, Ankara temsilcimiz Sedat Yazıcıoğlu'nun konuğu. Ben sözü Sedat Yazıcıoğlu ve konuğuna bırakıyorum. Evet, Selvin Asfettaoğlu, senin de söylediğin gibi konuğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın. Sayın Vekili bir yandan da mikrofonu yerleştiriyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İçeride birazcık kızdırmışlar gibi galiba. Sizi biraz bağırıp çağırmışsınız. Öyle haberler geldi. Meclis Genel Kurulu. Alıştık artık muhalefetin tabii bu tür çıkışlarına. Karşılık bize vermek, bize de karşılık vermek. Neydi bu yolsuzluklarla ilgili? Ya konu ne olursa olsun maalesef seviye bu noktada biraz bu dönem düştü. Yani muhalefet siyasette üretememenin, politika geliştirememenin, halkın sorunlarına çözüm getirememenin verdiği bir hırçınlıkla sürekli saldırgan, belden aşağı işte adeta hakarete varan bir takım açıklamalar, konuşmalar yapıyor. Ben Ahmet Aydın'ı uzun süredir tanıyorum. Çok sakin bir insan. Ahmet Aydın'ı bile bu kadar delirttilerse. Evet. İki saat önce Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü ile beraberdik. Onunla sohbet ettik. İşin yarın Adalet Komisyonu'na gelecek. Bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili değişiklikle ilgili. Biraz teknik yerini konuştuk. Tabii Ahmet Aydın'la biraz daha siyasi boyutunu konuşacağız. Önce yarın Adalet Komisyonu'na gelecek olan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ne getiriyor? Yasası ne getiriyor? Atamalarla ilgili bir değişiklik yok dedi Sayın Köylü. Evet, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun zaten seçilmiş şu anda 21 üyesi. Sayın Bakan'la birlikte kurul başkanı olsa 22'ye var. Üyesi var. Bunlar zaten 4 sene seçildi. Bunlar değişmeyecek. Değişecek olan nedir? Malum daire şeklinde bu kurul çalışıyor. 3 daire ve her dairenin farklı görevleri var. Dairenin görev tanımlamaları, dairedeki üyelerin yerleri, bunlar değişkenlik gösteriyor. Üyelerin sayıları dairelerle ilgili ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun şu anda seçilmiş üyelerine ilişkin herhangi bir şey yapmamız söz konusu değil. Çünkü onlar zaten müktesep hak 4 yıllığına seçilmişler. Gene HSK üyesi olarak görev sonuna kadar, dönem sonuna kadar kendileri çalışacaklar. Tabii burada özellikle maalesef bizler de takip ediyoruz. Burada da genel kurulda da söylendi. İşte sanki AK Parti kendi yargısını oluşturuyor. Sanki AK Parti yargıyı tek eline alıyor gibi. Çok haksız, çok mesnetsiz iddialarda ve ithamlarda bulunuyorlar. Bakın bir defa ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani izleyicilerimiz de hakikaten muhakkak biliyordur ama bir defa Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bir yargı merci değil. Bir yargılama yapan, muhakeme yapan bir konumda değildir. Dolayısıyla yargıya asla ve asla bir müdahale söz konusu değil. Nedir peki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu? Görev dağılımını yapan? Kesinlikle. Yani bakın yani biraz daha bir benzetmeyle açıklayayım ben. Üst kurumlar var. Düzenleyici, denetleyici işlemler yapan. Nedir? Radyo, televizyon üst kurumu, RTÜK gibi. İşte nedir? EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi, Rekabet Kurulu gibi. Yani ilgili alanlarla ilgili en üstte düzenleyici, denetleyici işlemler yapan kurullar. Bunlar hep idari kurullar. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu da bir idari kuruldur. İdari görevleri olan bir kuruldur. Dolayısıyla yargı makamı, yargı merci değildir. Yargılama yapamıyor, yapmıyor. Ve oradaki bir değişiklik yargıya müdahale olarak asla algılanması mümkün değil. 2 kere 2 4'tür. Kaldı ki Anayasamızın 140. maddesinde hakimler ve savcılar idari açıdan Adalet Bakanlığı'na tabidir derler. Adalet Bakanlığı'na bağlıdır idari işleri açısından. Bu yapılan da idari bir kurulda bir değişikliğe, değişime gitmektir. Ve bunu da bu yetkiyi de kim veriyor? Anayasa veriyor gene. Anayasanın 159. maddesinin son fıkrası. İşte atamalardı, birçok şey düzenliyor. İşte dairelerin çalışma şekli, sayıları, karar misafları. Ne var sizin getirmeyi düşündüğünüz, yarın komisyona getirmeyi düşündüğünüz değişikliklerde HSK ile ilgili birkaç madde halinde başlık İşte önemli. Yarın getireceğimiz HSK ile ilgili düzenlemede tabii kurulun anayasa gereği ihraç kararları yargı denetimine tabi değil bir defa.
şunu özellikle söylüyorum. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir idari kurul olmasına karşın verdiği kararlar kesindir. Yargıya gidemiyorsun. Bir tek ihraç kararlarına karşı yargıya gidebiliyorsun. İşte yer değişikliğiydi, yükselmeydi, atamaydı, özlük işleriydi, diğer bir takım görevlerle alakalı olarak eğer hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir karar veriyorsa kendi içerisindeki itiraz mekanizmalarını işletiyor, ancak orada sınırlanıyor ve kesinleşiyor. O karara karşı yargı yoluna gidemiyorsunuz, dava açamıyorsunuz. Peki hukuk devletinde bu doğru bir şey mi? Hayır. Biz ne yapıyoruz? Biz bu kurulun bir kısım görevlerini Adalet Bakanı'na vermekle, daha doğrusu kurul başkanına vermekle, kurul başkanı Adalet Bakanı'dır. Bunları aslında yargı denetimini açıyoruz. Yargı yolunu açıyoruz. Hukuk devletine uygun düşen de budur. Yani bu tür işlemlere karşı bakanlığın ya da işte başkanın, kurul başkanının idari işlemlerine karşı, eylemlerine karşı mağdur olduğunu düşünenler, haksızlığa uğradığını düşünen herkesin ona karşı yargı yoluna gidebilir. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz, kurum bir kısım görevlerini yapıyoruz. Yine bu kurum, tabi anayasada bir kısım yetkiler, görevler vermiş, 159. maddesi. Ve bir takım çalışma esaslarını belirtmiş. Biz ona hiç değinmiyoruz, ona hiç karışmıyoruz. Çünkü anayasayı ihlal eden bir düzenleme değil. Peki ne yapıyoruz? 159. maddesinin son fıkrasında kanunla düzenlenecek alanlarda bir iyileştirme, bir değişiklik yapıyoruz. Nedir işte? Daireler 3 daire şeklinde çalışır. Evet, ona karışmıyoruz. Üye sayılarını düzenliyoruz. Bakın. Bu dairelerdeki görev dağılımını yapacak. Kesinlikle. Şimdi 3 daire şeklinde bu kurul çalışıyor. Bu kurulun daire sayılarında ciddi manada biz takım değişiklikler yapıyoruz. Kurulun daire sayılarında. Yine bu dairelerin görev tanımlamalarında değişiklikler yapıyoruz. Çünkü birinci ve ikinci daire 5 üyeden oluşacak bu teklife göre. Üçüncü daire 11 üyeden oluşacak. Çünkü üçüncü dairenin görev yükü artıyor. Onun üye sayısı da artıyor. Ve dairelerden birinin verdiği bir karara karşı bir üst daire, bir sonraki daire sırayla takip eden diğer daire itirazda bulunma yetkisi veriyoruz. Hem görev tanımlamalarında hem dairelerin sayılarında değişiklikler yapıyoruz. Şu anda mevcut halinde her daire 7'şer üyeden teşekkül ediyor. Biz onlarda bir takım değişiklikler yapıyoruz. Bunların dairelere seçim usullerinde bir takım değişiklikler yapıyoruz. İşte bu kararların yargı denetimine açılması noktasında bir takım değişiklikler yapıyoruz. Tamamen Anayasa'nın 159. maddesinin son fıkrasında kanunla düzenlenebilecek alanlara ilişkin bir takım yetkileri de düzenlemeler yapıyoruz, değişiklikler yapıyoruz. Ve bunu yaparken de asla ve asla yargısal bir alana bir müdahalemiz söz konusu değil. Bunu özellikle, çünkü çok çarpıtılıyor bu. Bunu özellikle vurguluyorum. Anayasaya da bir aykırılık yok. Çünkü anayasada düzenlenen kısımlara da en ufak bir müdahale söz konusu değil. Salt kanunla düzenlenecek alanlara ilişkin bu ve benzeri değişiklikler yani yapıyoruz. Siz biraz bahsettiniz ama yani yeni görev dağılımını Adalet Bakanı yapacak. Evet. İşte bu şubelerin bölümler arasında daire başkanları, başkan vekili Adalet Bakanı seçecek. Yani yani bu yargı bağımsızlığını, yargı bağımsızlığını bitirir iddiası var muhalefetin, çok büyük. Yani bakan çok fazla mı üste çıkıyor, çok fazla mı öne geliyor? Yani yargının önüne mi geçiyor? Öyle bir endişe var. Kesinlikle abi. Bakın, bu bir yargı faaliyeti değil, bunların icra ettikleri faaliyet kurulun. Bir yargı faaliyeti değil. Anayasa'nın 140. maddesi zaten hakimler ve savcıların idari açıdan Adalet Bakanı'na bağlı olduğunu söylüyor zaten. Dolayısıyla asla ve asla yargı bağımsızlığını ihlal etmiyoruz. Kaldı ki bakın, o dairelerin görev alanlarına ilişkin, o dairelere yapılan atamalarla ilişkin, o bütün her şeyi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yargı denetimini açıyoruz. Yargı yolu açılıyor. Doğru olan bu değil mi? Yani idarenin her türlü işlem ve eylemleri yargı denetimine tabidir demiyor mu? Anayasa bizi bunu emrediyor. Biz bunları aslında Adalet Bakanı'na vermekle bunlara yargı yolunu açıyoruz. Yani haksızlığa uğradığını düşünen insanlar ya da kurumlar, kişiler neyse, bunlar yargı yoluna gidebilecek. Dolayısıyla yargı bağımsızlığına kesinlikle bir müdahale söz konusudur. Müdahale yapan kimdir biliyor musunuz yargı bağımsızlığına? Müdahale yapan bu HSYK'nın kendisidir. Çok açık söylüyorum. Bakın, anayasamızın 138. maddesi mahkemelerin bağımsızlığını düzenliyor. Yargı bağımsızlığını düzenliyor. Orada ne diyor? Hiçbir organ, merci, makam, görülmekte olan bir dava ilişkin olarak görüş bildiremez, tavsiyede, telkinde bulunamaz, karar alamaz diyor, değil mi? Çok açık bir şekilde anayasamızın 138. maddesi buyurucu bir madde, emredici bir madde ve bunu
Ben de diyor, görünmekte olan bir davayla ilgili görüş beyan edemezsiniz. İşte tavsiyede, telkinde bulunamazsınız, emir veremezsiniz diyor. Peki bir HSK ne yaptı? Şu adli kolluk yönetmeliğinin iptali, Danıştay'da görüldüğü sırada, bunlar haksız ve hukuksuz bir şekilde bir araya gelerek, Adalet Bakanı'nın da başkanın haber olmadan olmaması lazım. Çünkü gündemi başkan belirliyor. Başkandan da habersiz bir kısım üyeler bir araya gelip haksız, hukuksuz bir bildiri yayınlamadılar mı? Yayınladılar. Ve ne yaptılar? Danıştay'da görülmekte olan o davayı etkilediler. Ve Danıştay'da bir süre sonra yürütmenin durdurulması talebi verdi. Öyle değil mi? Öyle bir karar verdi. Şimdi Danıştay üyelerini kim seçiyor? Bu HSYK seçiyor. HSK çok çıktı, ne yaptı? Görülmekte olan bir davayla ilgili hukuksuz bir bildiri yayınladı. Bunun kanunda da anayasada da yeri yok. A peki yargıya müdahale eden kim oldu? Yargıya asıl müdahale eden gene bu yargıçlardan oluşan kurul oldu. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Her kurum, her kuruluş kendi alanına çekilsin. Hiç kimse anayasadan ve kanunlardan doğmayan bir yetkiyi kullanmasın. Haksızlık, hukuksuzluk yapmasın. Yapmaya çalıştığımız tamamen bu. Kesinlikle ve kesinlikle yargı alanına dönük en ufak bir müdahale bu açıdan söz konusu idari işlemlerdir. İdari işlemlerinde yargı olay çıktır. Şimdi siz gördüğüm kadarıyla HSYK'dan çok şikayetçisiniz, çok dertlisiniz Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan, ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2014'teki referandumdan sonra 195, ondan sonra oluşturuldu. Yani nasıl bir değişiklik yapacaksınız HSYK'da? Şimdi ünlü hukukçu Ergün Özbud'un 2010'da kabul edilen, o referandumdan sonra kabul edilen HSYK'nın yapısının Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu söylüyor. Yani sorun nerede burada? Sorun uygulamada mı acaba? Acaba onu kabul ettiğimiz sırada ne diyorlardı onu bilemiyorum, ama şimdi şu var. Meclis niçin vardır? Meclisin görevi nedir? Yasa koymaktır. Yasa yapıcıdır. Yasa koyucudur meclis. Siyaset niçin vardır? Tıkanan sorunlara çözüm geliştirmek. Milletin talep ve beklentilerine uygun, milletin geleceğine uygun, milli iradeye uygun düzenlemeler yapmak. Şimdi bir defa biz daha önce de bu mecliste çok kanun çıkarttık. Bakın AK Parti iktidarı olarak hakikaten sayısız kanun çıkarttık. Ama çok ideal kanunlar da çıkarttık. Çok güzel kanunlar da çıktı. Ama baktık ki 3 ay 5 ay sonra uygulamada çok ciddi aksamalar çıktı. Çok ciddi yanlışlıklar oldu. Kanunu yanlış uygulayanlar oldu. Kanunun kendi içerisinde sıkıntılar olan durumlar olabilir. Sorunlar tabii. Hem uygulamada, asıl uygulamada tabii ki sorun var. Ama onun dışında kanun içinde de zamanla öngöremediğiniz bir takım arızı durumlar olabilir. Eksiklikler olabilir, yanlışlıklar olabilir. Peki meclis bunun için vardır. Bazen 6 ay sonra bile getirip değiştirdiğimiz kanunlar var. O zaman biz bir defa bütün kanunları yaptık diyelim, meclisi kapatalım. Bundan sonra kanun yapmayalım. Böyle bir mantıkla gidersek. Yani ne değişti de, ne gelişti de, niye yeniden yapıyor? Evet, 3 yıl önce yaptık. Belki eksiğimiz olabilir, belki hata yapmış olabiliriz. Onun da ötesinde anayasadan, yasadan doğmayan yetkiler kullanılmaya başladı. Yani yolsuzluk operasyonu adı altında artık hukuki soruşturmadan ziyade siyasi bir linç kampanyasına dönüşen bir olay var. Ve maalesef yargı ve medya destekli bir linç girişimi, milli iradeye yönelik bir gasp girişimi var. Siyaset rehin alınmak isteniyor. Bu süreçte siyaset tıkanan bu duruma çözüm geliştirmek zorunda. Millet için bunu yapmak zorunda. Milletin iradesi için bunu yapmak zorunda. Artık Türkiye'de milli irade egemendir, kusura bakmasın. Hiç kimse başka bir takım yollarla dolanarak, bundan ne yaparak bir şeyler elde edemez. Ha, haksızlık var mı? Yolsuzluk var mı? Tamam, yargı işini yapsın. Biz onların üzerine gidilmesin demiyoruz. Kim yapmışsa sonuna kadar üzerine gidilsin. Ne bulunuyorsa gidilsin ve varsa, yaptığı ispat ediliyorsa da cezasını alsın. Ama 3 kişi, 5 kişi yapmış ya da yapmamış. Çünkü masumiyet karnesi var. Soruşturmanın gizliliği var. Bir savcı. Kendisi soruşturmanın gizliliğini ihlal ederse, ki bunu en iyi bilen bir savcıdır, kalkıp başsavcının bilmediği, sanığın bilmediği, sanığın avukatının bilmediği, hakimin dahi bilmediği birçok konuda kalkıp operasyonla ilgili gazetelere böyle bildiri dağıtması hangi hukuk devletinde savcının görevidir? Böyle bir şey mümkün müdür? Asla ve asla bunu kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla siyaset bazen milletin geleceğine yönelik bir takım operasyonlara da dur demek durumundadır. Ve bu açıdan da işte yasalar değiştiririz, yeni yasalar yaparız, ama süreç içerisinde eğer gerçekten yasalar yanlış uygulanıyorsa, yasaların içerisinde kendisinden hataen yapılmış olan bir takım düzenlemeler varsa, bunları gene değiştirmek
bu meclisin görevidir. Milletin seçtiği vekillerin görevidir. Bizim şu anda yapmış olduğumuzda bu süreci, tıkanan bu süreci açığa kavuşturmak, milletin iradesini egemen kılmak ve her kurumun, anayasal ve yasal her kurumun kendi görev alanına çekilmesini sağlamaktır. Evet, soruşturmaların gizliliğinden bahsettiniz. Çok uzun süren soruşturmalar var. 3 sene devam ediyor. 3 sene sürer mi soruşturma? 3 sene sonra açıklanıyor tam seçimlere giderken. İşte savcılar adliyenin çıkışında bildiriler dağıtıyor. Çok hiç görmediğimiz şeyler oluyor yargıda. Dışişleri Bakanı Davutoğlu diyor ki hukuk bizi denetler ama siyaset yapamaz diyor. Başbakan yargıya güven kalmadı diyor. Meclis Başkanı Çiçek de yargı bitmiştir diyor. Bunu söylüyorlar devletin en üstündeki insanlar. Yani yargıya nasıl güveneceğiz biz? Nereye gidiyor yani? Tabii adalet mülkün temelidir. Bu adaletin gerçekten tesir etmesi. Hukukçu olarak da soruyorum. Ve en çok da hukukçuların bu işe dikkat etmesi lazım. Yani tabii yargı mutlak surette yanlış yorumlayanlar, yargıyla ilgili yanlış bir takım temellilerde, isteklerde, taleplerde bulunanlar, herkes ayrı olabilir ama en çok bu uygulayıcılar, yargıçların bir defa bu işin başındakilerin hukuka uymaları lazım. Yargıya riayet etmeleri lazım. Evet, bir operasyon olabilir. Doğru değil, yanlıştır. Bu yargılamanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Hiç kimseye peşin hükümlü sayılmamak lazım. Ama bir savcı çıkıp da gerçekten soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek, kişi hürriyetlerine adeta saldırarak kalkıp bu denli pervasızca bir takım ifadeler kullanabiliyorsa ve bunu basınla paylaşabiliyorsa, nerede kaldı masumiyet karnesi, nerede kaldı soruşturmanın gizliliği, nerede kaldı işte suçu sabit oluncaya kadar herkes suçsuzdur ilkesi? Bakın şu anda Mustafa Balbay, CHP milletvekili, bir tahliye de oldu ve biz takdirle karşıladık. Bakın, yerel mahkeme 34 yıl 8 ay mahkumiyet vermiş. Evet, kesinleşmedi ama biz hala ne diyoruz? Masumiyet karnesi var diyoruz. Yargılanmış 34 yıl 8 ay mahkumiyet almış yerel mahkemeden ama henüz Yargıtay'dan geçmediği için, kesinleşmediği için hala diyoruz ki ya, masumiyet karnesinden bu istifade ederdi. Ama bunlar daha yeni soruşturmanın ilk aşamasında, daha dava iddianame hazır değil, daha dava açılmamış, daha hiç kimse bilmiyor. Yani burada nasıl doğru, nasıl düzgün bir yargılama yapılıyor? Bu kuşkuları oluşturan kim? Bu işin başındaki adamlar. Dolayısıyla hepimizin dikkatli olması lazım. Hepimizin sorumlu olması lazım. Bu yargı hepimize lazım. Herkese lazım. Bu adaletin tesisini başta yargıçlar olmak üzere siyasilerde hepimizin de hakikaten tesisi için gayret göstermesi lazım. Dikkatli olması lazım. Sorumlu olması lazım. Başkanım, bir de yeniden yargılama var şimdi gündemde. Başbakan istiyor yeniden yargılamayı. Adalet Bakanı istiyor. Siz de istiyorsunuz yeniden yargılamayı. Peki hangi koşullarda olabilir, hangi formüllerle olabilir, mümkün olabilir? Yeniden yargılamada bir de kimler faydalanacak? Biz İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Aydın Ayhan Sefer Üstün'de dedi ki darbe suçu cezasız kalır dedi yeniden yargılama olursa. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bakın, başbakanımız istiyor manasında tabii yanlış anlaşılmış olabilir. Başbakanımız varsa böyle bir usulü açıdan haksızlığa uğrayan, ciddi yanlışlar nedeniyle mağdur olan kimseler varsa bir araştırılsın, bir bakalım. Ama şu anda tabii bunun çok iyi konumlandırılması lazım. Şu anda Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 311. maddesi çok açık bir şekilde hangi hallerde eskilerin iade-i muhakeme dedikleri, bizim yargılamanın yenilenmesi dediği husus hangi hallerde müracaat edilir çok açık bellidir. Yani mesela bir mahkumiyeti olan kişiyle ilgili, o mahkumiyetini delalet teşkil eden konularla ilgili bir sahte belge ortaya çıkmışsa, yalan yere yemin verilmişse, yalan tanıklıktan dolayı işte bir tanık mahkum olmuşsa ya da ilgili hakim sadece o davaya bakan bir mahkumiyet almışsa gibi madde madde sıralamış. Hangi hallerde iade-i muhakeme mümkündür? Ceza Muhakemeleri Kanunu 311. maddesine bakan bunu görür. Ve bu sadece belli olaylara özgü değil. Bütün davalarda bu mağduriyeti olduğunu düşünenler ya da haksız yere mahkum olduğunu, bu haksızlığın bir takım belgelerle, yeni çıkan bir takım delillerle ortaya çıktığını iddia edenler buna müracaat edebilir. Şimdi Sayın Başbakanımız şunu diyor. Orada bir hüküm var. Ama bunun dışında da gerçekten biz bir defa darbelerden yana hiçbir zaman tavır koymadık.
biz her zaman darbelere karşı durduk, dik durduk ve darbeciler eğer bugün yargılanabiliyorsa AK Parti'nin bu demokratikleşme sürecinde attığı adımlar içindir. AK Parti'nin dik duruşu sayesinde yargılanabiliyor bunlar. Biz kesinlikle darbecilere yönelik en ufak bir tutumumuz olmadı onların lehine. Biz hep darbelere karşı durduk, darbecilere karşı durduk. Ama bu tür davalarda, yani sonuçta biz insanız. Eğer gerçekten işin esasına değil de usulünde, yargılamanın usulünde çok ciddi yanlışlar yapılmışsa, çok bilinçli deliller, yanlış şaibeli deliller bir şekilde oluşturulup birileri mahkum edilmişse de bu haksızlığa da rıza göstermeyelim dedi Sayın Başbakanımız. Bu konuda olanlarla ilgili bir takım durumlar varsa bunu bir araştırılsın. Böyle bir şey var mı? Yok mu? Böyle bir formülasyon mümkün mü? Değil mi? Bu şu anda daha sonuçlanmış bir şey değil. Şu anda ortada da bir şey yok. Dolayısıyla işin esası bakımından darbelere karşı olan tutumumuz, tavrımız net. Ama bir takım haksızlığa uğrayanlar varsa, bir takım mağduriyetler oluşturulmuşsa da buna ilişkin bir çalışma yürütülsün. Bakalım, bir görelim bir şey çıkarsa. Başkanım, tutuklu milletvekillerin tamamı serbest kaldı. En son BDP milletvekilleri serbest kaldı. İçeride bir tek tutuklu milletvekili kaldı. MHP'li Engin Alan. Onunla ilgili bir formülünüz var mı? Engin Alan'la ilgili. Tabii Engin Alan şu anda tutuklu değil. Hükümlü. Hükümlü. Evet. Diğer salıverilenler tutukluydu. Henüz mahkeme kararı kesinleşmemişti. Hüküm kesinleşmediği için salıverildi. Engin Alan'ın durumu farklı. Hüküm kesinleştiği için şu anda hükümlü durumunda. Tabii biz bundan sonraki süreçte de bu sıkıntıların yaşanmaması noktasında sadece Engin Alan yok. Şu anda işte mesela BDP'li milletvekili hakkında da bir mahkeme kararı biliyorsunuz kesinleşti. Sebat Tuncel ile ilgili. Onunla ilgili de bir mahkumiyet var şu anda. Bu ve benzeri durumlarla ilgili bir takım şeyler yapılabilir mi? Milletvekili olup da sonra mahkumiyet kesinleşmesiyle ilgili. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi gene uzak durdu ama AK Parti, CHP ve MHP temsilcilerle ayrıca birer milletvekilleri aracılığıyla bir araya geldiler. Bir metin üzerinde hani olabilir gibi bir şey çıktı ortaya. Ümit var diyorsunuz. Ama bunu tabii her siyasi parti kendi yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra tekrardan bir araya gelir. Eğer olabilecek bir şeyse de yani biz buna uzak değiliz ama olabilirliği noktasında da bir formüle edilmesi lazım. O konuyla ilgili işte tüm gruplar kendi içinde değerlendirecek o formülasyonu. O formülasyon üzerinde mutabık kalırsak olabilir belki. Peki biraz daha bir daha sorayım o zaman. Hem bir grup başkan vekili olarak, İktidar Partisi'nin grup başkan vekili olarak hem de hukukçu kimliğinizde Engin Alan serbest kalma ihtimali var mı? Şu an için yok. Şu anda için yasal bir düzenleme yapılmadığı müddetçe yok. Çünkü hüküm kesinleşmiş durumda. Anayasal bir düzenleme falan. Ya da yasal bir düzenleme çıkar mı? Anayasayla ilgili işte az önce bahsettiğim o. Bu anayasa değişikliği noktasında üç grup bir araya geldi. Bir formülasyon üzerinde yani bir takım çekincelerle birlikte bir uzlaşı sağlandı aslında. Evet. Ama bunu her siyasi parti grubu kendi yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra bir araya gelecek. Eğer o konuda herkes mutabık olursa olabilir. O zaman olabilir. Son olarak kapatıyoruz artık. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Yerel seçimlerde ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara ve İstanbul'da çok iddialı adaylarla gidiyor seçime. Bu yolsuzluk operasyonları, iddiaları AK Parti'nin oyunu söylendiği gibi 10-12 puan, 14 puan düşürdü mü? Çok yanlış bir şey düşürmedi. Bilakis AK Parti'nin oylarını arttı. Çünkü bunun oynanan bir oyun olduğunu milletimiz biliyor. Millet aydınlandı. Hakikaten AK Parti seçimle, sandıkla, milli iradeyle deviremeyenlerin farklı bir takım oyunlara tevessül ettiğini, yani burada da bakıyorsun oyun aynı oyun. Belki oyuncular kısmen değişmiş olabilir ama aynı oyun oynanıyor. Aynı tezgah var. Gezi'de nasıl bir tezgah varsa bir farklı versiyonu bu süreçte de yaşanıyor. Oyuncular kısmen değişiklik gösterse de diyorum ya sahne aynı sahne, oyun aynı oyun. Dolayısıyla millet bunun farkında. Millet aydınlanmış ve emin olun oylarımız gittikçe de artıyor. Çünkü millet haksızlığa elin üstüne çıktı. Millet kesinlikle haksızlığa uğrayan yanındadır. Bu millet her şeyi biliyor. Millet gerçekten biliyor. Yani şimdi kalkıp yani 3-5 hukuki soruşturmadan dolayı kalkıp bütün bir milletin geleceğiyle oynayan bir kesimin olduğunu bu millet biliyor. Bu millet bunu yemez. Bu oyunları nasıl bozduysa bugüne kadar yine bozar. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi zaten artık kendi cenahından bir ümidi kalmadı zaten.
neredeyse sağcılaşmaya başladı. Sağa doğru selam vermeye başladı. Yavaş yavaş işte bakalım öyle gidebilecek mi, gidemeyecek mi? Göreceğiz. Biz şunu söyledik. Tabi AK Parti milletin partisidir. Milletin talep ve beklentileri için hareket eden bir partidir. Milletin sorunlarının çözümü noktasında ne gerekiyorsa bugüne kadar diklenmedi ama dik duruşunu gösterdi. Bundan sonraki süreçte de genel seçimlerde bu tutumunu, bu kararlılığını sonuna kadar yürütecek. Marka kentleri oluşturmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, Ankara'dan bu kadar. Yargıda neler oluyor tartıştık. Yarın Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek olan HSYK'daki değişiklikleri konuştuk. Konuğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'dı. Ankara'dan bu kadar. Servinas Fettahoğlu, söz sizde. Serhat Yazıcıoğlu ve konuğuna teşekkür ediyorum. Bültenimizde Başbakan Erdoğan. Haberler geldi. Meclis Genel Kurulu. Alıştık artık muhalefetin tabii bu tür çıkışlarına karşılık bize de karşılık vermek. Neydi bu yolsuzluklarla ilgili? Ya konu ne olursa olsun maalesef seviye bu noktada biraz bu dönem düştü. Yani muhalefet siyasette üretememenin, politika geliştirememenin, halkın sorunlarına çözüm getirememenin verdiği bir hırçınlıkla sürekli saldırgan, belden aşağı işte adeta hakarete varan bir takım açıklamalar, konuşmalar yapıyor. Ben Ahmet Aydın'ı uzun süredir tanıyorum. Çok sakin bir insan. Ahmet Aydın'ı bile bu kadar delirttilerse. Evet. 2 saat önce Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü ile beraberdik. Onunla sohbet ettik. İşin yarın Adalet Komisyonu'na gelecek. Bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili, değişikliğe ilgili. Biraz teknik yerini konuştuk. Tabii Ahmet Aydın'la biraz daha siyasi boyutunu konuşacağız. Önce yarın Adalet Komisyonu'na gelecek olan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ne getiriyor? Yasası ne getiriyor? Atamalarla ilgili bir değişiklik yapmamız söz konusu değil. Çünkü onlar zaten müktesef halk 4 yıllığına seçilmişler. Gene HSYK üyesi olarak görev sonuna kadar, dönem sonuna kadar kendileri çalışacaklar. Tabi burada özellikle maalesef bizler de takip ediyoruz. Burada da genel kurulda da söylendi. İşte sanki AK Parti kendi yargısını oluşturuyor. Sanki AK Parti yargıyı tek eline alıyor gibi. Çok haksız, çok mesnetsiz iddialarda ve ithamlarda bulunuyorlar. Bakın bir defa ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani izleyicilerimiz de hakikaten muhakkak biliyordur ama... Yok dedi Sayın Köylü. Evet, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun zaten seçilmiş şu anda 21 üyesi. Sayın Bakan'la birlikte kurul başkanı masa 22'ye var. Üyesi var. Bunlar zaten 4 sene değişecek. Bunlar değişmeyecek. Değişecek olan nedir? Malum daire şeklinde bu kurul çalışıyor. 3 daire ve her dairenin farklı görevleri var. Dairenin görev tanımlamaları, dairedeki üyelerin yerleri, bunlar değişkenlik gösteriyor. Üyelerin sayıları dairelerle ilgili ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun şu anda seçilmiş üyelerine ilişkin herhangi bir şey... Kameralarımızı başkente çevireceğiz. Şimdi de AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, Ankara temsilcimiz Sedat Yazıcıoğlu'nun konuğu. Ben sözü Sedat Yazıcıoğlu ve konuğuna bırakıyorum. Evet, Servinas Fettahoğlu, senin de söylediğin gibi konuğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın. Sayın Vekili bir yandan da mikrofonu yerleştiriyor. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. İçeride birazcık kızdırmışlar gibi galiba, sizi biraz bağırıp çağırmışsınız.